Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. 23-29 Kasım haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, güneş artık sizin burcunuzda parlıyor. Bu hafta doğum günü olan tüm yay burçlarımızın doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir yıl dilerim size. Evet yükselen yaylar sizin için de güneş yükselen burcunuzdayken tabii ki enerjiniz, yaratıcılığınız artacak. Etraftan daha fazla dikkat çekici hale geleceksiniz. Bu hafta ayın ışığı büyüyen fazla hafta boyunca ay balık, koç ve boğa burçlarında ilerleyecek. Pazartesi ve salı biraz daha özel hayatınıza, ailevi konulara, işte evinize odaklanmanız, evde zaman geçirmeniz, ailenizle birlikte olmanız mümkün. Duygusal paylaşımlar da öne çıkabilir. Bu arada ailedeki bir sorunu çözmeniz, belki ilişkiler alanında biraz daha duygusal paylaşımların, yakınlaşmaların olması da mümkün görünüyor. Salı akşamı Ay Koç burcuna geçecek. Ee, bu tabii ki enerjimizi, özellikle yaratıcı enerjimizi güçlendirecektir ama aile dışında biraz daha dış dünyaya yönelmeye başlayacağız. Hani kişisel anlamda kendinizi ifade etmeniz, daha bireysel girişimler, biraz daha belki hobileriniz, eğlenceli konular ön planda olabilir. Çarşamba ve Perşembe Ay Koç burcunda. Çarşamba akşamı Ay Mars'la birleşeceği için spor gibi fiziksel aktiviteler daha dengeleyici olabilir ama kazalara, sakarlıklara da dikkat edin. Yani çok hızlı, çok ani, çok dürtüsel davranmamaya çalışın. E, aşk hayatınızda da oldukça e, enerjik bir gün olabilir. Perşembe günü yine Ay Koç burcunda. E, kendinizi ifade etme, bir şekilde yeteneklerinizi değerlendirme imkanları bulabilir. Oldukça da güçlü adımlar atabilirsiniz. Para konularına daha dikkatli yaklaşmaya çalışın. Parasal bazı sorumluluklar da var ve bunlar zaman zaman üzerinizde biraz baskı yaratabiliyor. Cuma'dan itibaren Ay Boğa burcunda olacak. Hafta sonu da Ay Boğa burcunda genel sağlığınız, günlük hayatınızın detayları, yaşam alanlarınızı şöyle belki elden geçirmeniz, düzenlemeniz, iyileştirme çalışmaları yapmanız mümkün görünüyor. Evcil hayvanlarınız da bu hafta sonu sizin daha fazla gündeminizde olabilir. Sağlık konularında lütfen beslenmenize dikkat edin. Belki radikal bir uygulama yapıp beslenmenizde bir değişim yapabilir, bir diyete başlayabilirsiniz. Hormonal sisteminiz, genel bağışıklık sisteminizde ufak tefek de olsa şöyle bir dengesizlikler olabilir. Özellikle Venüs-Uranüs arasındaki karşıt açı Cuma'dan itibaren bazı kronik sorunları, tansiyon sorunu gibi örneğin, tetikleyebilir. O yüzden e, kendinize biraz özen göstermenizde, hafta sonu biraz dinlenmeye çalışmanızda fayda var. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.